Sevgili çocuklarım, merhaba. Bugün sizinle paralarımız konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, bu sol taraftaki ve sağ taraftaki sembollere dikkat edin. Bunlar birer sembol. Bunları gördüğünüzde aklınıza paralarımız gelecek. Şimdi ben burada duruyorum. Neden burada duruyorum? Çünkü senin tahtayı matematik defterine yazmanı istiyorum. Hadi yaz bakalım. Yazdın sanırım. Değil mi? Evet, videoyu durdurup yaz. Tamam mı? O zaman zamanın olur. Şimdi çocuklar, ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Türk lirası. Türk lirasını bu sembolle gösteriyoruz. Bak, bu sembolle. Hangi harfe benziyor? T, t, t. Evet, t harfine benziyor. Gördünüz mü? İki tane çubuk yapmış, birazcık da kıvırmış. Buradan gelsin aklına. Anlaştık mı? Liradan küçük para birimi kuruştur. Lira, kuruştan küçük. Yani şöyle düşünebilirsiniz sevgili çocuklarım. Mesela bu abla olsun, tamam mı? Ablalarımız bizden büyüklerdir, değil mi? Ablamızın adı Lira olsun. Lira. Bu da onun, yani sen ol, olur mu? Bu da kardeşi olsun. Yani ondan küçük. Kimmiş? Kuruş. Lirayı neyle gösteriyorum? Hemen. Kuruşu neyle gösteriyorum? Küçük K, küçük R ve dibine de bir tane nokta koyuyorum. Anlaşıldı mı? Evet, devam edeyim. Ne dedim? Liradan küçük olana kuruş diyorum. Çocuklar, kuruş sembolünü unutmayın. KR nokta. KR nokta sembolü ile gösteriniz. Bak, buraya da özellikle belirttim. Bunları karıştırmayın. Türk lirası büyüktür, kuruş küçüktür. Lira büyüktür, kuruş küçüktür. Peki öğretmenim, paralar ne işimize yarar? Paralar çocuklar bir şeyleri satın almamızı sağlarlar. Diyelim ki benim ihtiyacım şöyle şık bir cekete ihtiyacım var. Gidiyorum mağazaya. Bu ceketi alabilmek için çocuklar para vermek zorundayım. Yani para vermezsem bana bu ceketi vermezler. Eskiden bunu nasıl yapıyorlarmış insanlar biliyor musunuz çocuklar? Takas usulüyle yapıyorlarmış. Takas. Yani ben geliyorum sana bir çuval dolusu buğday veriyorum. Sen de buğday karşılığında bana bir kilo domates veriyorsun. Eskiden, çok çok eskiden, para daha henüz çıkmamışken insanlar bu şekilde alışveriş yapıyorlardı. Tamam mı? Konumuz paralarımızken çocuklar, paralarımızı boş yere harcamıyoruz. Paralarımızı biriktiriyoruz çocuklar. Tutumlu olmamız gerekiyor. Şöyle bir kumbaramızın içerisine, senin kumbaran var mı? Ay, çok güzel. Kumbaranın içerisine paranı koy ve paranı biriktir. Çünkü paramızı gereksiz yere harcarsak çocuklar, ne olur? Ay sonunda bütçemiz azalır ve biz zor durumda kalırız. Hatta atalarımızın bununla ilgili bir de sözü var. Der ki atalarımız, ayağını yorganına göre uzat. Yani senin bütçen neyse, yani ne kadar para alıyorsan, ne kadar para kazanıyorsan ona göre de harca derler. Yani sen diyelim ki aylık 15.000 TL kazanıyorsun. 15.000 TL kazanıyorsan gidip 20.000 TL'lik çanta almazsın. Değil mi? Yapmazsın, çünkü onu yaparsan bu defa kirayı ödeyemezsin. Faturalarını ödeyemezsin. İhtiyacın olan başka şeyleri ödeyemezsin. Çocuklar, günümüzde, özellikle de şu günlerde gerçekten paraya çok ihtiyacımız var. Neden? Çünkü yani sokağa adım atar atmaz çocuklar para harcıyoruz. Dolmuşa biniyoruz.
para veriyoruz. Markete gidiyoruz, acıkıyoruz, yiyecek alıyoruz, para veriyoruz. Oyuncak almak istiyoruz, oyun oynamak istiyoruz. Ki siz çocuksunuz, oyun oynamak sizin hakkınız. Ne yapıyoruz? Yine para vermek durumundayız. Diyelim ki kitap okumak istiyoruz çocuklar. Gidiyoruz, ne yapıyoruz? Yine para vermek zorundayız. Bunun parasını verdikten sonra bu kitabı alabilirim. Diyelim ki kendime şöyle hoş, şık bir kolye almak istiyorum. Kolyeyi nasıl alabilirim çocuklar? Para verirsem alabilirim değil mi? Para vermezsem alamam. Ama bu benim ihtiyacım mı şu anda? Değil. Bu istek değil mi çocuklar? Bu bir istek. Hoşuma gitti, takmak istedim. Bir aksesuar olarak. Çok önemli, acil bir şey mi? Değil. Değil mi? Önce ne yapıyoruz? Önce ihtiyaçlarımızı alıyoruz. İhtiyaçlarımızı tamamlayınca sonra isteklerimizi. Tamam mı? Yani sen ihtiyaçlarını karşılamadan isteklerinin peşinden koşmamalısın. Tamam mı? Şimdi sana tek tek paraları tanıtmak istiyorum. Bakın çocuklar, bu 5 Türk lirası. 5. Neymiş? 5 Türk lirası. Bu en küçük kağıt paramız çocuklar. Kağıt paraları bu akşam incelemenizi istiyorum. Annenizle ve babanızla. Muhakkak onların cüzdanlarında da bu paralar vardır. Paranın ön yüzünü ve paranın arka yüzünü inceleyin. Bu 5 Türk lirası. En küçük kağıt paramız. Bu da çocuklar 10 Türk lirası. Evet. Bu da 10 Türk lirasının arkası. Bakın bu yeşil renkli olan da 20 Türk lirası. Lira. Bakın üzerinde de yazıyor çocuklar. Bakın lirası. 20 Türk lirası. Bu çocuklar 50 Türk lirası. Liras. 50 Türk lirası. Bu çocuklar 100 Türk lirası. Bu en büyük kağıt paramız. 200 Türk lirası. Sevgili öğrencilerim, pamuk şekerlerim. Bu şekilde paralarımızla ilgili konuştuk. Şimdi ben tahtamı temizliyorum ve geliyorum. Size anlatmak istediğim daha başka şeyler de var. Haydi bakalım, tahtayı temizleyip geliyorum. Sevgili öğrencilerim, şimdi paraları yazalım. Bu neydi çocuklar? 5 Türk lirası. Hadi yazalım. 5 Türk. Çocuklar T'yi yazarken büyük yazıyoruz. Tamam mı? Türk lirası. Yazdın mı? Aferin sana. Şimdi buradayı 10. 10 Türk lirası. Lirası. Şimdi buradayım. 20 Türk lirası yazalım. 20 Türk lirası. L'yi yazarken de büyük yazıyorum çocuklar. Tamam mı? Lirası. Bu ne çocuklar? 50. Evet, 50 Türk lirası. Sevgili öğrencilerim, şimdi bunların sembollerini gösterelim mi?
Liranın sembolü neydi? Evet, bu şekilde. Lirayı nasıl yazıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Hemen 5 Türk lirası ya. 5 yazdım. 5'in sağ tarafına sayıya çok yakın bir yerde sembolü yapıyorum. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Yapabilirsin değil mi? Bence de yapabilirsin. Şimdi buna geldim. 10 sembolü hemen dibine yapıyorum. Tık tık. Gördün mü? Sen de yapabiliyor musun sembolü? Aferin sana. Geldik buraya. 20 sembol geldim. Yukarı doğru kıvırdım. Tık tık. Anlaştık mı? Buna geldim. 50 sembol yaptım. Türk lirası, 5 Türk lirası, 10 Türk lirası, 20 Türk lirası, 50 Türk lirası. Anlaştık mı? Sen bunu bu şekilde gördüğün zaman bunu nasıl okuyacaksın? 5 Türk lirası. Tamam mı? Bu sembol ne anlama geliyor? Türk lirasının sembolü. Anlaştık mı? Peki. Şimdi tahtayı temizleyeyim. Bir de bozuk paralara bakalım, olur mu? Bozuk para. Yani madeni paralar. Sevgili çocuklarım, şimdi de size madeni paraları göstermek istiyorum. Tahtaya bakın. Bir kuruş. Kuruş neydi? Daha küçüktü liradan, değil mi? Lira büyük, kuruş küçük. Lira büyük, kuruş küçük. Tamam mı? Bir kuruş. Peki ben bu bir kuruşun sembolünü yapmak istersem ne yaparım? Biri yazarım. Yanına da sembolünü yazarım. Bu şekilde. Kısaca bu. Bir kuruş. Beş kuruş. Beş kuruş. Bu şekilde dibine noktasını koyun. Şimdi çocuklar, ben bir kuruşu bulamadım ama 5 kuruş buldum. Size göstermek istiyorum. Evet, bu 5 kuruş çocuklar. Eğer burada net görmüyorsanız anne babanıza sorun. Onlar da size gösterirler. Bir de çocuklar, bu konuyu en iyi nerede öğrenirsiniz biliyor musunuz? Marketlerde, pazarlarda öğrenirsiniz. Oraya gittiğinizde parayı siz ödemeye çalışın, olur mu? Tamam. Hadi 5 kuruşu buraya takayım. Küçük kaldı ama taktım. Geldim şimdi 10 kuruş. Nasıl göstereceğim bakalım? 10. Kısaca kere. Yani dibine de nokta. Ama kere diye okumuyoruz. Tamam mı? 10 kuruş. Bunu böyle gördüğümde 10 kuruş diyorum. Anlaştık mı? Şimdi 10 kuruşu da göstereyim size. Bakın. Gördün mü? Arkasında da Atatürk'ün silüeti var çocuklar. Bunu da asayım. Evet, nasıl yazıyormuşuz? 10 kuruş. Geldik buraya. 25 kuruş. 25 kuruş. Şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Güzel mi? 25 kuruş biraz süslü çocuklar. Siz de inceleyin. Böyle etrafında çok güzel nakışlar falan var. Ben çok beğeniyorum. Onu da şöyle takayım. Hadi bakın. 25 kuruşun rengi biraz daha farklı. Hadi yazalım. 25. Kısaca küçük kuruş diyorum. KR diye kısalttım. Noktasını unutmayın çocuklar. Tamam mı? Geldim buraya. 50 kuruş. Ne yapıyorum? 50. Özellikle de kamerayı çok tahtaya yaklaştırdım ki çocuklar görmenizi istedim. Tahtayı çok daha yakından. Bunu göstereyim size. Bakın. Görünüyor mu? Arkasında da yine Atatürk'ün silüeti var. Evet ya, bu 50 kuruşu da çok beğeniyorum. 50 kuruşun özellikle de ön yüzünü inceleyin evde, olur mu? Onu şöyle takalım. Evet, geldik buna. Bir. Bu ne biliyor musunuz? TL, yani Türk lirası. Türk lirasını T ve L diye kısaltabilirim. Büyük T, büyük L yapıyorum. Anlaştık mı? Yani illa her defasında Türk lirası diye
yazmak zorunda değilsiniz. Hatta sembol de kullanabilirsiniz daha çok. Sembolü neydi? Liranın. Evet. Kısaca da TL olarak gösterebilirim. 1 Türk lirası. Evet. Bu lira olduğu için lira sembolüyle gösterdim. Anladın mı? Tamam. Şimdi bir Türk lirasını göstereyim. O da biraz süslü. Bak, gördün mü? Arkasında da yine Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti var. Ve paramızın etrafında da Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Paralarımız da bizim için kıymetli çocuklar, değerli. Her ülke için parası kıymetli ve değerli. Evet, işte bu kadar. Bunlar da bizim madeni paralarımız. Tekrar edeyim. 1 kuruş en küçükleri. 5 kuruş. 10 kuruş. 25 kuruş. 50 kuruş. 1 Türk lirası. Anlaştık mı? Peki o zaman şimdi tahtayı temizleyip yine geliyorum. Konuyu işledik. Şimdi alışveriş zamanı. Haydi alışverişe gidiyoruz çocuklar. Çocuklar, normalde alışverişi kartla da yapabiliyoruz. Ama ben bugün sizinle beraber nakit parayla alışveriş yapmak istiyorum. Nakit para? Para. Nakit para. Direkt böyle parayı vereceğiz kasiyere. Tamam mı? Anlaştık mı? Geldik şimdi, burada ürünlerimi görüyorsunuz. Gel abi gel. 5 lira 10 lira. Kelepir fiyatına. Al git abi. Gel ablam gel. Bunları nereden duyuyorsunuz? Hiç pazara gittin mi sen? Gitmedin mi? Gittin mi? Gitmedin mi? Gittin. Gitmedin. Neyse, gittin veya gitmedin. Pazara git mutlaka. Orada derler ki böyle. Gel ablam gel. En ucuzu bizde. En tazesi bizde. Al bakalım, al bakalım. Bunları duyarsınız çocuklar. Bu konuyu en iyi nerede öğrenirdiniz? Alışverişte. Alışverişte alış. Parayı alırsın. Ürünü verirsin. Alış, veriş. Biz şimdi sizinle o zaman bir alışveriş yapalım ya. Ne alalım? Ah, bu çiçek çok güzelmiş. Bunu bir öğrencim hediye etmişti. Ben de burada kullanayım dedi. Kaç Türk lirasıymış? 40 Türk lirası. 40. Bakalım 40 Türk lirasını bulabilecek miyim? Paralarımızın arasına bakıyorum. Neyi alayım? Kasiyere 50 Türk lirası verebilir miyim? Veririm. O da bana ne yapar? 10 TL çıkarma işlemi yapar. 40 TL'den 10 TL'yi çıkarma işlemi yapar zihninden. Bana 10 TL paramın üstünü geri verir. Ya da şöyle yaparım. 20 Türk lirası. Üzerine 10 daha ekledim. Kaç oldu? 30 oldu. Aferin sana. Peki üzerine 5 daha ekledim. Kaç oldu? 35 oldu. 5 daha ekledim. 40 TL. 40 Türk lirası oldu. Bakıyorum. Seni alabilirim. Sen artık benimsin. Seni aldım. Devam edelim. Seni aldık. Güle güle sana. Uykum geldi. Çocuklar, uyurken özellikle de geceleri benim en sevdiğim şey şu uyku bantları var ya çocuklar. Şöyle gözlerimi örtüp uyumayı o kadar çok seviyorum ki. Çünkü sağlıklı olan da böyle karanlık bir ortamda uyumakmış. O zaman madem bunu alalım. Kaç paraymış? Ne kadarmış? 50 Türk lirası. 50. 50 Türk lirasıymış. 50 Türk lirası verelim de alalım. Haydi. Evet, seni alabilirim. 50 Türk liram var. Artık bir uyku bandım var. Uyuyabilirim biraz galiba. Param var. Alışverişe devam edeyim. Geldim buraya. Çocuklar, bakar mısınız? Bu bir kitap ayracı.
Evet, bir kitap harici kaç TL'ymiş? 6 Türk lirası. Hangisini versem acaba? Kasiyer abla bizi bekliyor. Ne versek kasiyer ablaya? 5 lira verelim. Olur mu? 5. Ama 6 Türk lirası istiyor benden. 5. Üzerine ne ekleyebilirim? 1 lira daha ekleyelim. Hadi ekleyelim. 5. 6. 6 Türk lirası. Bir de çocuklar, illa kasiyere tam para vermek zorunda değilim. Kasiyer çıkarma işlemi yapabiliyor. Senin gibi. Öğrettim ya sana. Evet. Bak, 10 Türk lirası veririm. O da bana para üstü olarak 10 Türk lirasından 6 Türk lirasını çıkarır. Çıkar. Çıkardın mı? Azalttın mı? Alışveriş yaptın. Param azalacak. Evet. Kasiyer de bana 4 Türk lirası para üstü verecek. Alalım mı? Alalım. Seni de alıyoruz. Gel bakalım canım. Güle 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 güle. Hadi bunların hepsini alalım mı? Hepsini alalım. Hepsine ihtiyacımız olsun. Olur mu? Hem de konuyu birazcık tekrar etmiş oluruz. Bundan sonra alışverişe anne babayla beraber gittiğinizde şöyle minicik bir tane cüzdan alıyorsunuz kendinize. İçine harçlıklarınızı da koyuyorsunuz. Ve oyuncak almak istiyorsanız kendi harçlıklarınızı da alın. Bir de anne baba ödeme yaparken eğer nakit para verip alışveriş yapacaklarsa o zaman da siz ne yaparsınız? Anne babadan izin alırsınız. Anne ben ödeyebilir miyim deyip bu konuyu biraz çalışabilirsiniz. Bir de çocuklar, paralar kirli olabiliyorlar. Paraya dokunduktan sonra elinizi dezenfekte etmeyi, elinizi sabunla bol bol yıkamayı unutmayın. Tamam mı? Çünkü bu paralar bütün herkesin elinde dolaşıyor. Cebinde dolaşıyor, kasasında dolaşıyor. Herkesin eli değdiği için dokunduktan sonra elini dezenfekte et. Tamam mı? Tamam mı? Anladın mı? Peki. Dırım 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 dırım. Ah! Şu toka çok hoşuma gitti. Bana alır mısınız? Bana bu tokayı alır mısınız? Kaç Türk lirasıymış? 22 Türk lirasıymış. 22. Bunu mu seçeceğim? Bunu mu seçeceğim? Bu 20, 20. Ama 22 diyor. 22. 2 Türk lirası daha ekleyelim. Evet. Bakın. 22. 22 liram var. Alabilirim. Hadi alalım bu tokayı da. Bu toka çok güzelmiş. Teşekkür ederim çocuklar bana aldığınız için. Çok beğendim. Hemen saçlarıma şöyle takayım. Taktım. Nasıl oldu? Teşekkür ederim. Buradayım. Bu kalem, çiçekli kalem. Ne kadarmış? 37 Türk lirası. 37. Sizin seçtim. 20. Olur mu? Alalım. 20. Üzerine 10 daha ekleyelim. 30. 30. 30 yeter mi? Alabilir miyim? Yetmez. Bana vermezler. Ne kadar eksik? Ne kadar eksik? 7 lira daha eksik. Tamam. 30. 35. 36, 37. Ne kadar yaptı? 37. 37 Türk lirası. Seni de alabiliyoruz. Seni de alabiliyoruz. Evet. Bakın aldık. Alacağımız 1, 2, 3 tane şey kaldı. Ve buna bakıyorum. Ne kadarmış? 25 kuruş. 25 kuruş. Tamam, peki. Bundan mı bahsediyor? Yok, kuruş diyor. Kuruş, değil mi? Türk lirası demiyor, kuruş diyor. O zaman 25 kuruş. En ucuzu da buymuş. Alalım o zaman.
alıyoruz seni de. 25 kuruşa tık aldım. Yıldızımız da oldu. Buradayım. Bir kıt 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 makas alalım. Kıyafetlerimizi keselim, dikelim. Var mı aranızda terzi olan? Annesi terzi olan, babası terzi olan? Varsa yorumlara yazsın. Bana bir selam versin. Tamam. Makas. Makas. Kaç liraymış? 35 Türk lirasıymış. Tamam. O zaman 20 liramı aldım. Üzerine 10 lira daha ekledim. 5 liram yok diyelim ki. Ne yapıyorum? Onun yerine 5 tane... 5 tane madeni Türk lirası aldım. 35 oluyor mu? Olur. Neden olmasın? Değil mi? 35 liram oldu. O zaman tık 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 seni de alabilirim. Bayağı alışveriş yaptık sizinle çocuklar. Devam edelim madem. Biraz daha alışveriş yapalım. Bundan sonra alışverişler sende. Bayağı öğrendin bu işi. Bakalım, burada da fosforlu pembe bir kalem varmış. Ne kadarmış? 15 Türk lirası. Bunu versem kasiyere olur mu? Olur değil mi? 15 demiş. 20 lira 15'ten fazla bir para. O zaman fazla bir paraysa kasiyer hangi işlemi yapacak? Çıkarma işlemi yapacak değil mi? 20 liradan 15 lirayı çıkarıp bana 5 lira para üstü verecek. Ya da ben hiç kasiyeri uğraştırmayayım. Bozuk parası yoktur belki. Ne yapayım? Var benim cüzdanımda 15 lira. 15. 15. 15, 15. 15 liram var. O zaman seni de alabilirim. Alışverişimizi tamamladık. Ne yapıyoruz alışverişe çıktığımızda çocuklar? Önce ihtiyacımız olanları alıyoruz. En temel ihtiyacımız neyse önce onu alıyoruz. Sonra isteklerimizi alıyoruz. Ve paramızı boşu boşuna harcamıyoruz. Atalarımız ne demiş? Ayağını yorganına göre uzat. Bunu ileride ne demek olduğunu size anlatacağım. Peki çocuklar, görüşmek üzere. Hoşça kalın.